Bizim sorunumuz bugün demokrasiyi ayakta tutmak ve hükümeti kimin kurabileceğine ait çabalarımızı gerçekleştirebilmek. Ve yine ben siyasal öngörümü söylüyorum dedim. O gün notlar alındı, orada var. Bu seçim tamamlanmamıştır. Kampanya devam etmektedir. Ve Kasım'da da seçim oldu. Peki bu arada ne oldu? Sayın Davutoğlu ve ekibi Cumhuriyet Halk Partisi ile AK Parti'nin iktidarı için can rush mücadele yaptılar. Beraber koalisyon için. Biz bir kısım arkadaşlarımız bunun doğru olmayacağını, bunun Türk siyasetinin doğasına da aykırı olduğunu, bunun Türkiye'yi başka bir tarafa doğru getirebileceğini ortaya koyduk. Tabii büyük bir mücadele başladı burada. Bir taraftan HDP ile anayasa yapabilme kabiliyetini ortaya koyabilen birisi, diğer taraftan da Cumhuriyet Halk Partisi ile iktidarla birlikte yürüyebileceğine inanan birisi. Peki dert ne? Dert Recep Tayyip Erdoğan. Onu külliyede enterne edip hareketsiz halde bırakan, Amerika'nın Avrupa üzerinden Türkiye'ye uyguladığı bir politikayı Türkiye'de hakim kurmak. Biz bunun doğru olmadığını, bunun yanlış olacağını, tartışmalar o kadar çok şiddetli oluyor idi ki. Bir ara Sayın Davutoğlu tam anlamıyla dengesi kayboldu. Hepinizin odalarında neler konuştuğunuzu dinletiyorum ve biliyorum dedi. Siz bunları ilk kez mi anlatıyorsunuz Sayın Bakan? 7 Haziran 2015 ile 1 Kasım arasındaki süreci bahsediyor. Evet, bunu ilk kez anlatıyorsunuz. Yani, bunları ilk kez anlatıyorsunuz. Bunları ilk kez anlatıyorsunuz. Yani bir başbakan, özür dilerim, bir başbakan o dönem milletvekillerini, parti üyelerini, genel başkan yardımcılarını. Ben partinin teşkilat başkanıyım. Bunu neye sinirlenerek söyledi? Yani, yani işte bu, özür dilerim. Yani Sayın Başbakan partinin MYK üyelerini dinletiyor muydu? Bakın. Hepinizin odalarında neler konuştuğunu tek tek biliyorum diye. Dinletmek başka bir şey. Ha. Sayın Davutoğlu bunu söyledi değil mi? Efendim? Sayın Davutoğlu bunu size söyledi. Bunu bize değil. Merkez Yönetim Kurulu üyelerine söyledi. Bunu neyin üstüne söyledi efendim? Ya bu tartışmalar... koalisyon yapalım, yapmayalım falan. Tabii tabii. Yani birçok tartışma yaşadık kendi aramızda tabii o dönem içerisinde. Ve hepinizin odalarında neler konuştuğunu, neler söylediğinizi biliyorum dedi. Ve biz donduk. Arkadaşlarımızla birbirimize baktık. Bunun Türkçe ne anlama geldiği, ne mal olduğu apaçık ortada. Daha sonra başka dedikodular da çıktı. Yani fiziki takipler yapıldığına yönelik ama ona bir karineye ulaşamadık. Çok ciddi bir şey anlatıyorsunuz. Şimdi bunun için ifade ettim. Bunu ilgili arkadaşlarımız bilirler. Beraber yaptığımız arkadaşlarımız. Sonra Sayın Cumhurbaşkanımız da bugünkü gibi hatırlıyorum, külliyede birlikte olduk. Dedim ki Cumhuriyet Halk Partisi ile bir iktidar hazırlığı söz konusu. Yani genel şey bu. Gidişat bu. Burada dedi ki sen ne düşünüyorsun dedi. Dedim ki rahmetli Erbakan, bugünkü gibi hatırlıyorum söylediğim sözleri, 1974'te yaptı. Üstünden darbe geçti, 20 yıl geçti. Yani yarım yamalak da olsa Refah Yolu iktidarı, ki ben de Refah Yolu'nun Doğru Yol kanadında ilçe başkanıydım. Anca geldi. O da ne kadar durdu. 1991'de Doğru Yol Partisi SHP ile beraber yaptı. Veled Dalin Amin. Türk siyasetinin doğası buna uygun bir doğa değil. Halk, vatandaş iki tarafı birbirini denetlesin diye, birbirini takip etsin diye, birbirine uzlaşsınlar, istedikleri gibi hareket etsinler diye değil.
Tam tersi birbirlerini kontrol etsinler diye. Tam 1800'lü yılların sonundan itibaren bir siyasal sistem kurmuş. Bunu getirip kimse Türkiye'ye angaje etmemiş. Anadolu coğrafyasına angaje etmemiş. Yerleştirmemiş. Vatandaşın kendi değerleriyle ilgili oluşmuş doğal bir serüven bu. Ve bu serüven ne zaman bozulmuşsa bir sıkıntı meydana gelmiş. Sayın Cumhurbaşkanımız bana, ben bunu anlattıktan sonra ben bunun çok yanlış olacağını düşünüyorum dedim ve haklısınız dedi. Bir yere getireceksiniz. Getireceğim. Bu hikayeyi. Sonra onun için dinliyoruz. Bunun bir ötesi daha var. Bu mücadele hep devam etti. 1 Kasım seçimlerinden sonra da. 1 Kasım seçimlerinden sonra bu mücadele devam etti ama bu arada başka bir şey daha oldu. Yine Ahmet Davutoğlu'nun think tank kuruluşlarından veya etkili olduğu think tank kuruluşlarından birisine bugün HDP'nin eş başkanı olan Mithat Sancar geldi. Onların koordinasyonuyla. Mithat Sancar orada bu kritik dönemde bir şey söyledi. Yani çok şey söyledi de özeti şu. Bir, APO içeriden çıkacak. İki, Suriye'de, Kuzey Suriye'de bir devlet kurulacak. Yani bu oradan... Bunu o dönem SETA'da mı söyledi? Evet. SETA'da söyledi. Kuzey Suriye'de bir devlet kurulacak. Başına geçecek. Üç, yine en önemlilerinden bir tanesi, Türkiye'de özerk bir anayasa yapılacak. Yani bir anayasa şeyi ortaya koyacak. Anayasada özerklik olacak anlamında. Yani buna ait, buna benzer, buna yakın bir değerlendirme, kendine ait bir anayasa yapılacak. Ki biz bunu daha sonra CHP'nin, İYİ Parti'nin özerk değil ama HDP'nin kendi içerisindeki o şeyi de gördük. Yani bütün Türkiye gördü, hepimiz gördük. Dört, bir önemli mesele daha var, o da hatırıma gelince söyleyeceğim. Dört temel başlıkta yukarıdan aşağıya bir değerlendirme yaptı. Yani sonra biz bütün bunları yaşadık. Daha birçok iş yaşadık. Sayın Cumhurbaşkanımızın külliyeye nasıl enterne edilmek istediğini, orada sıkıştırılmak istediğini hep beraber gördük. Birçok mesele daha yaşadık. Sonra da hakikaten bu meselelerin hangi siyasal sonuçlar doğurduğunu da, nelere doğurganlık oluşturduğunu da bütün Türkiye gördü. Biz değil. Ve ben teşkilat başkanıydım. Çalıştım da Sayın Davutoğlu'yla. Hatta o dönemde yani çok iyi olmadığımız süreçler yaşadık. Ama biz 4-5 arkadaş, 6-7 arkadaş bir araya geldik. Dedik ki bu mesele tehlikeli bir noktaya doğru gidiyor. Ve eğer bu tehlikeli noktaya giderse bunun bir daha geri dönüşü olmayacak. Tehlikeli noktadan kastınız CHP ile kurulacak bir koalisyon muydu? Yok. Zaten CHP ile kurulacak koalisyon 1 Kasım'dan sonra oldu. Butlan oldu yani. Yok hükmüne. Peki yanınızdaki o 4-5 arkadaş kimdi? Yani çünkü uluslararası networkler, diğer süreçler. Şimdi bir Recep Tayyip Erdoğan varlığı var. 16-15 yıllık o dönem için söylüyorum. Bir dünya siyaset, siyasa bilgisi var, siyaset bilgisi var. Türkiye'de yaptıkları var. Bir de dışarının eliyle onun sıkıştırılmaya çalışıldığı, tasfiye edildiği bir süreç var. Biz bunu her hamlede görüyoruz. Şimdi bu sor olan biteni Sayın Bakan. Şunu bir tamamlayayım mı? Peki buna mı bağlıyorsunuz? Yani tabii. Asıl hedefin... Söyleyeceğim. Sayın Erdoğan olduğunu mu söylüyorsunuz? Şöyle tam hem Sayın Erdoğan tabii çok doğal olarak. Şimdi burada ortaya çıkan süreç tam anlamıyla, yani o şeyi anlatmadım. Biz arkadaşlarımızla bir mücadele başlattık. Ve 3-4 arkadaşımız, o zaman da büyüklerimiz vardı. Kimlerdi o isimler? Ya isimlerini vermeyeyim. Ve Sayın Davutoğlu'nun partinin içerisinde, partinin
genel kuruluş kodlarına, yürüyüşüne, vizyonuna, Sayın Cumhurbaşkanımızın vizyonuna uygun hareket etmediği kanaatini bir vesileyle gördük. Ve bir MKYK öncesinde imzalar toplandı. Bunda benim de dahlim var. Bizim arkadaşlarımızın da dahli var. Yani isimlerini almadığım için vermiyorum. Yoksa Davutoğlu'nun görevden ayrılmasında birbirimizin kim olduğunu MKYK görevleri yetkilerini ben burada olduğum için söylüyorum. Ve netice itibariyle biz zihninde olan HDP, Kuzey Suriye,